Merhabalar. Sizlere Fordizm, Postfordizm ve regülasyon kelimelerini anlatmak istiyorum. Aslında regülasyon kelimesi karşımıza sık sık çıkıyor. Fakat ben ilk başta Fordizm ve Postfordizm kelimelerini anlatacağım. İlk başta Fordizm'i anlatmak istiyorum. Fordizm, Henry Ford tarafından üretim bandının uygulanmasıyla ortaya çıkan bir üretim sistemidir. Fordizm, standart üretim yapmaktadır. Şöyle anlatayım. Mesela herkesin üstünde aynı tişört, herkesin işte giydiği her şeyin aynı olduğunu düşünün. Yani üretilen her şeyin aynı olduğunu düşünelim. Bu standart üretim demektir. Çok fazla üretim yapıyorlar fakat az çeşit var. 1970 sonrasında Fordizm etkisini 1980 sonrası olan postfordizme devrediyor. Sonrası dediğimiz için aslında esnek üretime geçiliyor burada. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Çok az üretim yapıp çeşitliliğin çok olması şeklinde olduğu için postfordizmin önemli bir yeri vardır. Postfordizmde regülasyon kelimesinin altında yatan temel sebeptir aslında. Regülasyon kelimesini tanımlamak istersek eğer, regülasyon kelimesi dilimize Fransızcadan gelmiştir. Regülasyon kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı ise ayarlamak ve düzenlemek demektir. Derslerimizde regülasyon kelimesini regülatör devlet olarak görmüştük. Regülatör devlet de düzenleyici devlet demektir. Yani 1980 sonrası, postfordizm sonrasında regülatör devlet anlayışı meydana çıkmıştır. Regülatör devlet anlayışını kısaca size açıklamak istiyorum. Regülatör devlet anlayışı, düzenleyici devlet anlayışı demektir. 1980 sonrasında devletin kamu iktisadi teşebbüsleri üzerindeki yerinin daraltılması anlamına geldi. Şöyle söyleyebiliriz ki Fordizm, Postfordizm ve regülasyon kelimeleri birbirlerini zincirleme şekilde bağlıdırlar. Bu kelimelerin anlamlarını size anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.